Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Her ne video çektiysem arkadaşlar size zil butonunu açtığınız takdirde bildirim alacaksınız, haberdar olacaksınız. Emeklerim için de Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Her emek bir beğeni hak eder diyelim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar size bugün anlatacağım modelimiz yıldız çiçeği. Bu yaprakları ben çok seviyorum arkadaşlar. Öbür 4 trabzandan oluşan sık iğneli yaprağımız da bu modele çok güzel yakışır. Bu çok hoşuma gittiği için yine bunu yaptım arkadaşlar. Siz bu arası olarak İstediğiniz yapraklı modeli veya da çıtı bıtı kirpikli modelleri tercih edebilirsiniz. Örnek amaçlı bu şekilde bu yaprakları yaptım. Evet şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Modelimizin ismi yıldız çiçeği arkadaşlar. Bu şekilde modelimize sihirli halka yaparak başlayacağız. Sihirli halkayı bilmeyen 5-6 zincirle de arkadaşlar yuva yaparak başlayabilir. Sihirli halka yukarıdan gelen parmağımdan gelen ipi bu şekilde arkadaşlar sola yatırıyorum. Şöyle bir halka elde ediyorum ve bu halkanın içine tığımı giriyorum. Bu şekilde tığımı girip içinden bu şekilde bir tane ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk olduğu için 6 zincir çektim arkadaşlar. Bakın halkamızın olup olmadığını bu şekilde geliyorsa halkamız olmuştur. Ve bu iki kanatlı olan yerden girip buraya bir tane kirpik yaptık. Aynı şekilde arkadaşlar 5 tane buraya kirpik yapacağız. 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi yine bu halkamın içine kapatıyorum. Bu şekilde. Ve bu ikinci kirpiğim buraya. Yine 5 zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5 zincir. Biraz daha daraltabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde daha rahat yapacağımızı düşünüyorum. Sizin rahat görmeniz açısından büyük olarak gösterdim. Sonra yaparken bu şekilde ipi çekerek sıktırıp küçültüyoruz. 3 5 zincir çektim. Yine 4. kirpiğimi buraya yapıyorum. Bu da 4. Tekrar buraya 5 zincir 5 zincirimi çektim. Aynı halkamın iki kanadında olan yere kapattım. Yaparken genişleyebilir arkadaşlar. O serin değil. Tekrar ipimizi sıktırdık. Bu sefer full sıktırıyoruz. Çünkü 5 tane arkadaşlar kirpik bizim için yeterli. 2 zincir çekiyorum. Bu ilk yaptığım kirpiğimin içine girip kapattım bu şekilde. Bakın arkadaşlar burada 5 tane yıldızımız oluştu bile. 5'er zincir çekerek bu yapmış olduğumuz kirpiklerin yuvaların içine girip kapatıyoruz. Bu şekilde yuva yapıyoruz. 5 zincir ve ikinci yuvamıza bu şekilde kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir bütün kirpiklere bu şekilde batarak yuva yapıyoruz kapattım bu şekilde 5 zincir ve arkadaşlar bu ilk sık iğnenin içine hani iki zincir çekmiştik de tutturmuştuk ya arkadaşlar bu şekilde bu iki sık iğneli şey iki zinciri kapattığımız sık iğnenin üzerine kapattık. Şimdi yuvanın içine bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. 5 tane yuvamız oluştu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yıldızlarımızın yapımına geçiyoruz. 2 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. Trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 3 seferde aldım. Trabzan boyumuzu bir tık daha yukarıda yaptım. Şimdi iki defa doluyorum. Yine yuvaya girdim. Bir, iki, iki, iki. Biraz daha uzattım arkadaşlar. Dört oldu. Dört tane zincir yapmış olduğum bu trabzanın arasına girip kapattım. Buraya tomurcuk olarak. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. Bir, iki, iki. Şimdi bu yaptığımız işlemi ters yapıyoruz arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. Tekrar 2 zincir ve yuvada sık iğne olarak kapattım. Yuvamızın bir tanesi hazır bu şekilde arkadaşlar ve sıradaki yuvaya sık iğne olarak girdim. Şunu da burada yakabiliriz arkadaşlar. Daha fazla sallanıp gözünüzü yormasın. Kestik. Buraya bir ateşleydik. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya 2 tane zincir çekiyorum. 1 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım trabzan yaptım. bir defa doluyorum. 1 2 2 3 seferde. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 ve 2. Evet. Şimdi 4 zincir. 4 zincirimi çektim yaptığım bu son trabzanımın içine girip kapatıyorum buraya bir tomurcuk yaptım bir defa doluyorum yuvaya girdim 3 seferde dediğim gibi tersinden arkadaşlar bir defa doluyorum 2 2 olarak aldım şimdi iki zincir çekip sık iğne yaparak buraya kapatıp ve ikinci yıldızımın işinde bitiriyorum işlemini de bitiyorum arkadaşlar şimdi üçüncü yuvaya bir sık iğne olarak geçtim Aynı 1 ve 2'de ne yaptıysam arkadaşlar diğer yuvalarda da aynı şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar sonra yuvamıza bir sık iğne ile geçiyoruz bu şekilde. 2 tane zenceli çektim, bir defa doladım, yuvaya girdim, 2, 2 olarak aldım. Bir defa tığın başını doluyorum, yuvaya girip 1 2 2 3 seferde aldım. 2 defa tığın başını doladım, yuvaya girdim, 1 2 2 2 4 zincir çekiyorum ve trabzana girdim kapattım bir defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 olarak aldım şimdi 2 zincir çekip yuvada sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde yıldızım hazır ve arkadaşlar şöyle bir bağlantı olması için bu ilk sık iğnenin de içine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle yine aynı şekilde arkadan iki tane ilmek alıyorum ve ilmeğimi içinden geçirip buraya bir sık iğne yapıyorum. Ucunu da de yakıyorum. Evet arkadaşlar yıldızımız hazır. Bu şekilde. Şimdi monte işlemine geçelim. Evet arkadaşlar iki zincir çekerek tığ battılarımızı hazırladık. Tığ battımızın birine sık iğnesiyle girdik. Bir tane zincir çektik buraya ve çünkü örümceklerimizi destek amaçlı açılmaması için bir zinciri unutmayalım. Bu şekilde orta boy bir örümcek yaptım. İki defa tığımın başını doladım. Bir, iki tığ battı atlayıp, üçüncü tığ battıma bir, iki, iki, iki olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. İki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Yaptığım bu yıldızımı alıyorum ve bu dört zincir çekip tomurcuk yaptım yerden sık iğne ile tutturdum. Tekrar iki zincir çektim. Şimdi arkadaşlar hem burada her zamanki gibi hem yıldızımızı tutturup hem de bir tomurcuk yapıyoruz. Geri kalan kısma 5 tane sık iğne. 2, 3, 4 ve bu da 5. sık iğne. 5 tane sık iğnemi buraya yaptım. Hemen bir yanındaki tığ battımın içine Şöyle biraz ileri ileri götürmesi için bu sık iğnemi yanındakine kapattım. Bir zincir, şöyle yine aynı büyüklükte bir örümcek. Bu şekilde iki defa doluyorum, iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma bir, iki, 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 iki. Trabzan yaptım. İki zincir çekiyorum ve. Aynı öbür yanındaki tomurcuğun için arkadaşlar. Öbür yıldızımın kanadının tomurcuğunun içine girip bu şekilde sık iğne yaptım. Ve iki zincir de çektim. Tekrar trabzanıma bu şekilde hem tomurcuk hem de yıldızımı buraya bu şekilde tutturdum. Yine buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 da hemen bir yanındaki tığ battımın içine kapattım. Buraya bir sık iğne ile. Bir zincirimi de çektim. Yine aynı büyüklükte bir örümcek yapıyorum buraya arkadaşlar. Tüm örümceklerimizin boyutu aynı. İki defa doladım. Bir, iki. Üçüncü tığ battı ya yine aynı. Bir, iki, iki, iki. iki. Beş zincir çekiyorum. Şimdi yaprağımızın yapım kısmına geçtik arkadaşlar. Motifimizi, yıldızımızı tutturma işlemini bitirdik. Yaprağımız için ters döndük. trabzana bu 5 zincirimi bu şekilde kapattık, bir yuva yaptım. 2 zincirimi çektim, düz yüzüne döndüm. Bir defa doluyorum. Bu yuvanın içine 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 tane zincir buraya yaptığım küçük trabzanımın arasına tomurcuk olarak kapattım. Evet yaprak işlemine başladık arkadaşlar. Yine bir defa dolayı 1, 2, 2, 3 seferde aldım bir trabzan yaptım. 4 zincir ve kapattım. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 trabzan yaptım. Tomurcuğumuzun zinciri hep aynı 4 zincir ve trabzanlarıma kapattım. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 1 2 2 2. Bu da sık iğnem için trabzan arkadaşlar ve 4 zincir kapatıyorum buraya. Bu trabzanıma yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve bu da 5. 6. yuva da arkadaşlar bu şekilde yaprağımız da oluştu gördüğünüz gibi ve geldik yaprağımızın sap kısmını yapmaya. Buraya da 5 sık iğne arkadaşlar. 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu ve bu da 5. sık iğne. Hemen bir yanındakini arkadaşlar şöyle bu şekilde destek amaçlı yaprağımız hazır. Yanına bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Yine aynı örümcek büyüklüğünde bir örümcek yaptım. İki defa doladım tığımın başına. İki tığ battı atlıyorum. Üçüncüye. Bir, iki, iki, iki. Şimdi arkadaşlar 5 zincir yuvası için 2, 4 ve 5. Dönüyorum trabzanıma ters tarafından kapatıyorum arkadaşlar yuva olarak buraya ve iki tane zincir çektim döndüm bir defa doluyorum bu şekilde yuvanın içine giriyorum arkadaşlar şöyle 2 2 1 2 3 4 zincir 4 zincirimi trabzanma kapattım. Bir defa doluyorum yuvaya girdim. 3 seferde arkadaşlar trabzan. 4 zincir kapattım buraya. Yine 2 defa doluyorum tığımın başına. Yuvaya girdim bu 5 zinceli yuvaya. 4 seferde arkadaşlar 1, 2, 2 olarak bir trabzan yaptım. Tomurcuk zincir sayımız değişmiyor. Hep 4 zincir kapattım. Yine 2 defa doluyorum yuvaya girip bu şekilde arkadaşlar 1 2 2 2 4 zincir kapatıyorum buraya 5 tane sık iğne arkadaşlar 2 3 4 ve 5 altıncıyı da yuvada kapattım bu şekilde yine arkadaşlar trabzanıma 5 sık iğne 5 yaprağın kenarına 5 doğru arkadaşlar. Kafanızın hiç karışmasına gerek yok. Aynı şekilde 5 tane de buraya yapalım. 2 oldu. 3 oldu. 4 ve bu 5. sonuncu. Hemen arkadaşlar yanına değil bir sonrakine şöyle destek olmasını ileri doğru durmasını istediğim için bu şekilde bir sonraki trabzana kapatıp bir zincir çekip ipimi kopardım. Evet, modelimiz bu şekilde. Çok zarif bir model oldu. Görünüşü de, yapılışı da çok hoş. Gerçekten arkadaşlar, içi de dışı da yıldız şeklini andırıyor. İğne oyasında yıldız oyası olur da, tığ oyasında yıldız oyası olmaz mı arkadaşlar? Değil mi? Bu şekilde çok hoş bir model oldu. Tülbentlerinizin içindeki renklerden hangi renk varsa ondan yaparsınız. Çok hoş bir model olur arkadaşlar. Şimdiden yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.